Değerli misafirlerimiz, az önce işte şu anda ekranlarınıza geliyor Sayın Cumhurbaşkanımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kim Bok-ang'la beraber tören alanımıza teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Kurtuluş Savaşımızın şanlı direnişi, İstiklal Harbimizin ilk cephesi, Türk'ün gücünün tüm cihana yeniden gösterildiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünü kutladığımız bu manevi günün eşsiz atmosferinde Cumhuriyet tarihimizin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü milletimizin ve tüm dünyanın hizmetine sunmanın haklı gururu ve mutluluğunu taşıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deputanım. Kara İsmail Oğullu, Jötong İmpra Bu Jangwan님. 그리고 형제의 나라, 터키 국민 여러분, 초청해 주셔서 감사합니다. 이 차나칼레 대교의 개통을 축하드립니다. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Kara İsmailoğlu ve kardeşi ülkemiz Türkiye'nin kıymetli vatandaşları, bu tarihi açılışa şahsımı davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Tebrikler. Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin, toplumların göz bebeği olmuş Çanakkale, bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor. Evet, Çanakkale Boğazı'na taktığımız, yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapmak üzere bir aradayız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına, ecdadın 107 yıl önce kazandığı muhteşem zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir hilal uğruna yarab batan güneşlere, Bedir'in aslanları kadar şanlı, tarihe gömülemeyecek kadar büyük ecdada ithaf ediyoruz. Hani hep maziden atiye köprü kurmak diyoruz ya, işte bugün bu sözü hem lafzıyla hem ruhuyla hayata geçiriyoruz. Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o? Haçlı Hilal mücadelesiydi. Ve ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, Paşa'nın riyasetinde o kınalı kuzularla, Seyit Onbaşılarla, evet, Çanakkale geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün biz burada mıyız? Buradayız. Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. Biz de işte 18 Mart
Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz. Tabii bir şey unuttuk. Şimdi tabii Sayın Bakan bir fiyat söyledi ama ben tabii burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira. Pahalı mı? 200 lira. Ancak buradan tabii feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. Şimdi bir hafta ücretsiz. Bir hafta ücretsiz. İyi mi? Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kore Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Kim Bok-ama törenimizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Bir vatan, bir bayrak, bir devlet, bir yürek. Kıymetli vatandaşlarımız, en son nefese böylesine diyeniz, mazluma koşan biziz. Birlikte Türkiye'yiz en son nefese kadar.